Evet arkadaşlar, hava bayağı bir aydınlandı. Güzel imparator yakışır arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım. Hop 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 hop. Bakın. Boletus eurus, Boletus reticulatus. Ormanda düdük önemli diye de geçiyor. Şapka renginden kolaylıkla diğer boletlerden ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Maşallah. Hoppa. Bunu bir iskenle ev yapmış oradan. Öbür taraftan çıkmış. Arkadaşlar günaydın. Bugün sabahın köründe, bakın daha hava tam aydınlanmadı bile. Neredeyiz? Trakya'dayız. Demirköy taraflarındayız. Geldik daha ayağımızın tozuyla. Bismillah. İlk mantarlarımızı bulduk. Hadi hemen başlayalım. Biliyorsunuz mantar nerede? Biz oradayız. Size keyifli seyirler. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bismillah dedik ve ayağımızın tozuyla mantarlarımızı bulmaya başladı. Bakın tazecik bir boletimiz. Bu da bir tık yaşlanmış bir boletimiz. Şöyle bunları da alacağız. Şöyle bakın, burada yine güzel bir boletimiz mevcut. Şöyle. Kusura bakmayın karanlık için, çünkü hava biraz şey. Nasıl diyeyim? Oo, çok açtım. Hava daha tam aydınlanmadı. Gel bakalım aslan. Oo, bu da çok iyiymiş. Yine bir taze balık daha yakaladık. Şuradan altta aslında bir tane gördüm. Bakın burada kocaman bir balık var. Ne bir tanesi. Kocaman bir balık ailesi. Evet arkadaşlar, hava bayağı bir aydınlandı. Bakın hemen şurada yol. Oradan geldik. Bismillah mantarlarımızı bulmaya başladık. Şu şahane tazecikteki boyutlara bakar mısınız? Tabi bunların yanına şöyle iki güzel imparator yakışır arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım. Sizden de alalım küçük bey. Şöyle. Şimdi de sizden alalım. Bakın arkadaşlar. Tabi bu arada bugün Ramazan amcamla birlikteyiz. Yine güzel bir bölgeye geldik. Geçen sene de bu bölgeye gelmiştik ama buraya girmemiştik. Bismillah, sabah sabah dedik. Nasibimiz belki buradadır. Girdik ve bismillah. Mantarımızı bulmaya başladık arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar. İmparator prensini de almış yanına. Buradan imparatorluğunu seyrediyor. Size yolu şöyle göstereyim. Bakın. İşte imparator. İşte imparatorluk. Gel bakalım. Hop 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 hop. Bakın iki güzelliğimizi yine kadraja aldık. Güzel bir av olacağı benziyor şimdiden. Ortada bir sepet mal oldu. Taze eklerini şuraya koyalım. Şu kıyılarda bakayım. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın yine burada. Küçük. Küçük demeyelim. Alınabilirler. İki şahane güzelliğimiz. Amanita. Cesare. Cesaria. Değil, okunuyor bilimsel ismi, her neyse. Evet. Şunun heybetine bakar mısın? Şunun büyüklüğüne ya. Kamera hala düzelmedi ama olsun. Şu gün tamamen aydınlansın. Muhtemelen düzelecek. İki adet yine güzelliğimiz sepete girdi. Fazlası için ilerlemeye devam. Evet arkadaşlar. Burada bir Amanita Sezar var.
Hazır yumurta evresindeyken sizlere onları tanıtalım. Bakın arkadaşlar. Amanita sezarımız bu evdeyken mesela bunu tanımlamak mümkün değil. Zor. İçinden amanita muskaya da çıkabilir. Amanita diğer amanita zehirli amanita türü de çıkabilir. O yüzden şu evreye gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde şapkanın rengi yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Hatta solmuş bile arkadaşlar. Bu şekilde alalım. Daha sonra arkadaşlar eğer bu evrede de emin olamam derseniz şu evreye geçmesini bekleyebilirsiniz. Bakın şapka olgunlaşmış. Turuncu bir şapkamız var. En iyi, en kolay ayırt etme yöntemi arkadaşlar sap ve lamel yapısının sarı renkte olması. Bunu mutlaka bileceğiz. Volvo sap ve lamel sarı, turuncu bir şapka. Amanita sezarı ayırt etmeniz gereken özellikler bunlar. Tabi üzerinde de, şapkanın üzerinde hiçbir şekilde benek veya pul olmayacak. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar şu olayın güzelliğine bir bakın ya. Maşallah. Hoppa. Hadi gel bakalım ufaklık sende. Bunu birisi kendine ev yapmış oradan. Öbür taraftan çıkmış. Muhtemelen bir kuşumuz bunu gagaladı böyle. İçinden kurtları, kurtçukları yemek için. Vay be. Arkadaşlar ormana girdim. Video başladı. Tabii hepsini çekemedim de. Bir sepet mantar doldu bile. Tazesiyle, ihtiyarıyla doldu ama ağırlık taze mantar. Şuraya bir bakayım dedim. Yokmuş. Orman çok güzel, nemli. Mantar için bütün şartlar mevcut. Hava kapalı, tam mantar havası. En sevdiğim hava türü. Kapalı havalarda mantar arama kadar keyifli bir şey yok. Şöyle size göstereyim biraz daha ormanı. Yalnız bu havanın sonu arkadaşlar muhtemelen yağmur. İnşallah yağmura yakalanmayız. Arkadaşlar merhaba. Bakın sabah çok güzel bir av gerçekleştirdik. Biraz yorucuydu ama ondan sonra geldik bakın meşelik, gürgenlik alanımıza geldik. Bismillah daha girerken daha 2 adet Boletus eurus'umuz, yani kara kafa boletimiz, bronz çörek mantarımız. Bakın hemen burada da şurada da var. Bakın tek bir bölgede kaç tane mantar bulunur şimdi göstereceğim. 1, 2 tane attım. 3, 4. Hadi gelin bakalım. Bak burada. 4, 5. Hadi be. Bu inatçı çıktı. Ha, bunu da sayarım ha. 5,5. 5,5. Bakın arkadaşlar. Taş gibi taş maşallah. 6. Evet 6. Bakın şuradaki güzel manzarayı sizlere hemen göstereyim. Bak hemen böyle 10. Şöyle 3. 1. 7. 8. 9. 10. Evet bismillah dedik. 10 adet mantarımızla avımıza başladık arkadaşlar. Daha burası giriş. İnşallah devamı da bereketli olur. Diyordum ki hemen oradan amcam burada da var dedi. Hemen yanına gidelim. Size bu arada ormanı da göstereyim. Çok güzel gürgen meşe. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar.
Bunlar değil. Tamam, onlar farklı bir tür arkadaşlar. Burada kestik, devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, burada iki güzelliği bir karede bulmak nasip oldu. Bakın. Boletus eurus, kara kafa bulet arkadaşlar. Bronz çörek mantarı diye de geçiyor. Şapka renginden kolaylıkla diğer buletlerden ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Genelde koyu kahverengi, açık kahverengi ve bazen de siyah çok yakın bir renkte olabiliyor. Geçen dönem bulmuştum. Bu dönem daha denk gelmedi. Bakın burada da 2 adet Boletus reticulatus arkadaşlar. Neden reticulatus? Çünkü Edris değil arkadaşlar. Edris'in şapka rengi daha koyu oluyor. Reticulatus'un daha açıktır. Bakın üzerinde böyle çatlak demeyelim de yani böyle yine çatlak yapıya benzeyen çizgiler mevcut. Girinti çıkıntılar mevcut. Zaten retikul isminde buradan oluyor arkadaşlar mantarımız. Boletus eurus, Boletus reticulatus. İkisi de aynı karede, aynı yere denk geldi. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Taze taze mantarlar topluyorum. Size habitatta göstereyim. İnşallah daha da güzelleşecek gibi duruyor arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım daha ne güzel mantarlar bulacağız. Bakın şurada da bir tane var. Görenlere şimdiden selam olsun. Evet arkadaşlar, bu sezon bulduğum en güzel kara kafa sizlere göstereyim. Boletus eurus. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Manken gibi maşallah. Evet. Güzel poz alalım. Harika mantarımızdan. Boletus eurus arkadaşlar, kara kafa boletti, bronz çörek mantarı diye geçen türümüz. Koyu kahverengi tonlarda oluyor. Sap bakın bu şekilde. Açık. Daha açık tonları diyeyim. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bu şapka altı da beyaz arkadaşlar. Ben onu biraz seveyim, ondan sonra yerinden alacağım. Evet arkadaşlar, bakın burada yine İki güzellik altlı üstü şekilde çıkmışlar. Yine bir Boletus reticulatus'umuz. Bakın üzerindeki çatlaklı yapıya bakın. Açık tonlarda, daha açık tonlarda şapkadan ayırt edebilirsiniz. Bu da Boletus eurus arkadaşlar. Hemen şapka yapısından kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Ya buradan abartmıyorum, belki 20 kişi geçmiştir. Hani söylediğim belki mübalağa gelebilir ama 20 azdır. Ama yine çok şükür nasip ya. Biz çünkü geç geldik buraya. Sabahtan bir kayına girdik. Kayın da güzel mantarlar bulduk. Ama geldik, nasip işte yani. Şükürler olsun. Biz de burada mantarımızı buluyoruz. Bakın burada mesela bir tane muhtemelen Amanita Sezar. Büyümeye çalışıyor. Hadi yukarı çıkalım bakalım. Bakın arkadaşlar, 2 adet tazecik baletimiz. Kartpostallık bir şekilde burada duruyorlar. Bakın boletleri arkadaşlar, altı bu şekilde beyaz olduğu zaman sapıyla birlikte doğrayıp tüketebilirsiniz. Hatta görüyorsunuz, temizlemeyin yani yıkamayınmanızı her zaman tavsiye ederim mantarları. Çünkü yıkadıktan sonra lezzeti biraz olsun kaçıyor. Evet, bu arada düdüğümü de göstereyim. Şimdi amcam oradan öttürdü, ben de. Evet, böyle haberleşiyor arkadaşlar. Ormanda düdük önemli. Arkadaşlar, balet toplamanın keyfi gerçekten başka. Yani bilmiyorum, ben çok mutlu oluyorum balet mantarı toplarken gördüğüm zaman. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Bir de böyle altı bembe tazecik oldu mu? Demeyin keyfimize. Şöyle alt tarafa falan bakıyoruz. Şimdi bunu burada bulduk ya. Sağına, soluna, etrafa mutlaka bakacağız. Çünkü mutlaka yanlarında da başka boyutlar oluyor. Boyut mantarı tek şekilde pek çıkmıyor. Bakın mesela. Az önce bulmuştuk. Bu da onun yan tarafında. Bu da onun yan tarafında. Olayı görüyorsunuz.
Şurada yapraklar biraz kalkmış ama. Evet. Orada yok sanırım. Şuralara hemen bir daha göz atıyoruz. Atıyorum, bir tane şurada sağda buldunuz. Bir tane şurada solda buldunuz. Arasında mutlaka mutlaka bakın. Yani %100 demiyorum da %50 mantar bulunuyor arkadaşlar. Oo, bugün bulduğum en büyük mantar bu olsa gerek. Boletus Eurus Karakafa Boleti arkadaşlar. En büyük ve en yaşlı mantar bugün bulduğum bu herhalde. Arkadaşlar. Neler gördüm ben orada öyle. Dur. Bakın hemen gidelim. Hemen gidelim, kaçmasın. Bir dakika, seni de alacağız. Bu da Reticulatus'umuz. Bu da Eurus'umuz. Ama bu nedir böyle ya?